Arkadaşlar hepinize iyi geceler. İlhan abi, Night Online İlhan abi kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben videoyu çekecektim. Bu hafta biraz gecikme oldu. Malum Ramazan girdi araya. Hepinize hayırlı Ramazanlar bu arada. Ve bütün arkadaşlara da sağlık ve mutluluk dolu günler dilerim. Ümidimizi kırmıyoruz. Hastalık yoğunlaştı. Ama yine de evimizden çıkmayalım. Maskemizi takalım. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Mümkün mertebede kalabalıkta kalmayalım. Öncelikle söylemek istediğim bu. Şimdi arkadaşlar ben videoyu hazırlamaya çalıştığım sırada şöyle bir şeye denk geldim. Ben şimdi Altar 1'e girdim. Altar 1'e girdiğim zaman tabii ki respawn noktası var burada Maradon'da. Bu Maradon'da respawn olduğum zaman bana şu arkadaş, şu gösterdiğim arkadaş, bakın isim ne söyleyeyim size. I am Hadrman diye bir arkadaş. Bu bana PM attı. Of dedi, gözlerim parladı ya. Bu ne dedi ya, elindeki artı 9 raptor mu dedi. Onu dedi bana dedi çöz. Sana bir güzellik yapacağım. Ve onu ya işte bir güzellik yapacağım dedi yani. Hiçbir şekilde kimseye arkadaşlar item vermeyin. Bir de bana diyor ki çöz diyor itemi. Ya sen itemin kilitli olup olmadığını nereden biliyorsun? Bir de ben sana tanımadığım bir insana, ki bu kral dahi olsa tanımadığım bir insana ben niye item vereyim? Şimdi arkadaşlar böyle bir şeye denk geldim. Bakın şu gerçek kral, şu andaki bu arkadaş altardaki şu, bakın kareli nazisi var galiba. Nazi mi diyorlar buna, ne diyorlar? Kareli işareti var ve şu anda da zaten bakın karşımda duruyor. Bu gerçek kral. Bakın bu da onun adına açılmış fake hesap, fake isim. Gerçek kralın ismi neymiş? I am Hardman. Bunun ismi neymiş? I am Hadrman. Bakın bu yanılgıya özellikle bu saatte, şu anda sabahın saat 5'i, sahurumuzu yaptık. İşte birazcık oturayım, oynayayım, PK falan yapayım dedim. Videoyu hazırlıyordum. Ara vermek zorunda kaldım çünkü bu dikkatimi çekti. Arkadaşlar hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde oyunda tanıdığınız veya tanımadığınız, o anda o çarın başında başka birisi olabilir, belki çar hacklenmiş olabilir, başkasının eline geçmiş olabilir, hiçbir şekilde hiç kimseye item, para ve bu gibi şeyler vermeyin. Arkadaşlar kitleyin itemlerinizi, her şeyinizi saklı bir kenarda kalsın. Hiçbir şekilde söylüyorum size, kimseye item vermeyin. Özellikle bakın böyle üç kağıtçılara bunlar. Şimdi ben mesela boş bulunup da itemlerim evet kilitli. Bunu videoda zaten göstereceğim size. Hiçbir şekilde itemlerinizi çözüp ne olursa olsun, ucuz ya da pahalı, o sizin hakkınızla almış olduğunuz ve elde etmiş olduğunuz bir item arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde hiç kimseye vermeyin. Bakın şu arkadaş, şu gördüğünüz Altar 1'deki bu arkadaş, bu fake isim. Tamam mı? Bakın gerçek kral zaten size zaman zaman üstten yazı geçerek diyor. Ben kimseden item istemem. Hiç kimseye item vermeyin, canınız yanmasın diyor. Arkadaşlar kimseye item vermeyin. Kendiniz basabiliyorsanız basın. Basamıyorsanız da kalsın, basmayın canım. Basmayı verin yani. Tamam mı arkadaşlar? Özellikle bunu belirtmek istedim. Bu tarz şeylere boş bulunup da yok işte para isteyebilir, işte ver paranı katlayayım, yok işte itemini ver katlayayım, işte sana bir güzellik yapayım. Ya sen kimsin ya, sen entity'nin sahibi misin ya, bunu GM'ler yapamıyor, sen nasıl yapacaksın? Bunlara kanmayın arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum, son kez tekrar ediyorum, şu isim bu gerçek kral, şu anda mevcut olan gerçek kral, daire içerisinde çiziyorum, gösteriyorum. Bu fake hesap arkadaşlar. Bu fake kral, kim bilir kimlerin canını yaktı. Yazık. Bunlara kanmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir ricam olacak. Lütfen sitemize, şeyimize, sayfamıza abone olmayı, kanalımıza ve bize izlemeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, uzun ömürlü ve mutlu bir hayat diliyorum size. Görüşmek üzere videomuzda. Videomuzda yakında bu arada.